tamamlamak üzereyiz. Bugün burada geleceğimiz olan gençlerimize, amatör spor kulübü üyelerine, yöneticilerine büyük bir müjde olarak yardımlarımızı teslim edeceğiz. Ve aynı zamanda kötü duruma düşmüş ve yenilenmesi gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivri Müjdat Gürsu stadımızın da yenilendikten sonraki ilk halini sizlerle buluşturacağız, açılışını gerçekleştireceğiz. Bu güzel buluşmaya her biriniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Dedik ya 102 yıl olmuş. 102 yıl önce Anadolu'ya geçerek özgürlük ateşinin ilk kıvılcımını yakan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimiz manevi huzurunda sizleri ilk olarak saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımıza davet ediyoruz. İstiklal Marşımız. Değerli katılımcılar, ismi bu güzel statta yaşatılan merhum Müjdat Gürsu'nun özgeçmişini sizlere takdim etmek istiyorum. İstanbul ili Sirilir ilçesine bağlı Fenerköy'de Mehmet ve Hatice Gürsu çiftinin en küçük evladı olarak 1971 yılında dünyaya geldi. İlkokul yıllarında top oynamaya başlayan Müjdat Gürsu, Silivri Lisesi'nde eğitimini sürdürürken okul takımında futbol oynadı. Silivri Spor altyapı antrenörü Necati Öney tarafından keşfedildi ve bu sayede Silivri Spor'un altyapısına girdi. Sporcu bir aileden gelen Müjdat Gürsu, iki ağabeyi Müfit ve Bülent Gürsu ile birlikte kendi köyü olan Fenerköy Spor'da yerel turnuvalarda aynı kadroda forma giydi. Silivri Spor altyapısında tüm kategorilerde forma giydi ve A takım teknik direktörü Mehmet Şansal tarafından genç takımdan A takım kadrosuna dahil edildi. 1990-1991 sezonunda 3. Lig'deki Silivri Spor'da 34 maç oynadı. 1991-1992 sezonunda 2. Lig'deki Bandırma Spor'a transfer oldu. 1992'de daha Bandırma Spor'da oynarken Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı 25 yaş altı Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'na çağrıldı. Ümit Milli Takım'da forma giydiği 9 maçın 6'sı 1994 UEFA 21 yaş altı futbol şampiyonası elemeleriydi. Fileleri havalandırdığı 2 golü de bu maçlarda attı. 17 Kasım 1992 tarihinde oynanan 1-0 galip geldiğimiz İngiltere-Türkiye maçında gösterdiği performansla İngiliz medyasında haber oldu. 15 Aralık 1992 Türkiye-Hollanda maçında, 26 Ekim 1993 Türkiye-Polonya Ümit Milli maçında ceza sahası dışından attığı goller, altın sarısı saçları, fiziki yapısı ve futboluyla Hollandalı efsane futbolcu Ronald Koeman'a benzetiliyor, Koeman Müjdat olarak anılıyordu.
birinci olan Polonya'nın ardından bir puan farkla ikinci oldular. Ümit milli takımda daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final, Dünya Kupası'nda üçüncülük gören altın jenerasyon olarak adlandırılan Rüştü Rençber, Alpay Özalan, Ergün Pembe, Sergen Yalçın, Abdullah Ercan, Emre Aşık gibi isimlerle forma giydi. 1992-93 sezonunda Samsun Spor'a transfer oldu. Klasman grubunu namağlup, yükselme grubunu da birinci bitirip Türkiye 1. Ligi'ne çıkan kadroda yer aldı. 1993-1994 sezonunda ise 24 maçta oynadı. Sezon sonu Samsun Spor'la sözleşmesi yenilendi. Sezon sonu tatili için bulunduğu Muğla'da bir arkadaşını havaalanına bırakmaya giderken Muğla Közceğiz civarında maalesef trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu. Bu acı haber Kuman Müjdat hayatını kaybetti başlığıyla ülkemize duyuruldu. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Değerli konuklarımız, Müjdat Gürsu bir örnek, bir rol model sporcular için. Kimler onlar? İşte şu an aramızda bulunan amatör spor kulüpleri, öğrencileri ve öğretmenleri, hocaları için. Türkiye'de amatör spor kulüplerine büyük bir önem veriyor İstanbul Büyükşehir Belediye'miz. Ve bu çalışmayı Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak gerçekleştiriyor. Türkiye Amatör Spor Kulüpler Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ali Düşmez Beyefendi bugün ilk konuşmacımız olacak. Kendisini mikrofonumuza davet ediyorum. Lütfen buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Vekilim, sevgili Silivri Belediye Başkanım, değerli basının değerli mensupları, muhtarlar, siyasi partilerin temsilcileri, spor kulüpleri, başkanları ve yöneticileri, tavan birlikleri, ben de en güzel duygularımla, en kalbi duygularımla sabahınız hayırlı olsun diyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tabii bu kadar güzel tesislere girdiğim zaman hep spor yaptığım yılları, yöneticilik yaptığım, başkanlık yaptığım yılları düşünüyorum. Yurt dışına gittiğimiz dönemlerde bu tesisleri her ayrıntısına kadar inceler, nasıl yapıldığını çözmek isterdik. Çok şükür. Ülkemizde son yıllarda gittiğim yurt dışında ülkemizin her bakımdan, tesisler bakımından yetiştiğini, hatta zaman zaman Şampiyonlar Ligi finalini de son seyrettim, geçtiğimizi görüyorum ve ülkem adına, tabii spor adamı olarak bu spora destek veren, çivit çakan herkese çok şükranlarımı spor adına, sporcular adına iletmek istiyorum. Bugün bu tesisi görünce, tabii bu tesisin başlangıcında da vardım. Bir selle bir sıkıntı yaşadı. Tüm süreci Siirvi'deki Kulüpler Birliği Başkanımız, belediye başkanlarımız, kulüplerimizle yaşıyor idik. Bu tesisi görünce Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu Beyefendi'ye ve onun nezdinde tüm emeği geçenlere, bu işte devamlı gayret gösterip Futbol Federasyonu'na, bakanlığa, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ısrarcı olan Silivri Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Spor böyle bir şey. Spor bu ülkenin en büyük çimentosu. Bu güzellikler de bu çimentoya önem verenlerle birlikte ortaya geldiğini bir kez daha görmenin, sporun gücü adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum ve hayatımızda İş adamlığı, siyaset, her şey olabilir. Ama spor adamlığının çok hayatımda, şahsımda çok ayrıcalıklı bir kulvar olduğunu da buradan kamuoyuna bölüşmek istiyorum. Çünkü sporun hiçbir başka
manası yok. Spor bu toplumun en büyük çimentosu. Bugün gördüğümüz gibi bu büyük hizmeti buraya getiren, tabii sporu seven devlet büyüklerinin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe belediye başkanlarımızın, ama parantezi açıyorum, sporu seven, toplumu seven insanların ancak yapabileceği bir hizmet olarak düşünüyorum ve görüyorum. Tabii Müjdat kardeşimiz, ben Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Sarıyer'de yöneticiyken Volkan kardeşimi de transfer edemedik. Spor futboldan sorumlu kişi olarak o gün rahmetliyi de transfer edememiştik. Samsun'a transfer olmuştu. Tabii çok daha güzel noktalara gelmişti. Ben ruhunu bir kez daha şad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Ve bu ismi verenler, bu güzel tesisi yapanların da büyük bir sadaka-i cariye yaptığını düşünüyorum. Ailesine de bir kez daha o acılar unutulmuyor. Kaç sene de geçse unutulmuyor. Başsağlığı diliyorum. Tabii büyük kurtarıcımız, Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp ülkenin, Cumhuriyetin kuruluş meşalesini yaktığının 102. yılında dün idrak ettik. Saygıyla, sevgiyle spor camiasının başı olarak bir kez daha anıtları önünde bütün silah arkadaşlarının, bütün emek verenlerin Cumhuriyet kurulmasında saygıyla eğildiğimi de ifade etmek istiyorum. Bir notu da sizlerle bölüşmek istiyorum. Bu bayramın gençlik ve spora atfedilmesinin çok büyük bir mana ifade ettiğini biz spor adamları hep biliriz. Sporculuğumuzdan beri biliriz. İlkokulumuzdan beri biliriz. Ama o devirde ne çocuklara ne gençlere böyle bir bayramın olmadığını da özellikle sizlerle bölüşmek isterim. Yani spor bu ülkenin kuruluş ayarlarında da çok önemliydi. Gençlik zaten en öndeydi. Ben bu duygularla bir kez daha bu emeği ortaya getiren başından sonuna kadar herkese teşekkür ediyorum. Bugün için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'e, Sivri Belediye Başkanımız Volkan kardeşime ve emeği olan ekipte herkese şükranlarımı spor insanı olarak ifade etmek istiyorum. Nihat Özdemir Başkanımın da selamları var. Yani ben birkaç elbisem var ama amatörlerin başı olmayı çok daha benimsiyor ve hoşuma gidiyor. Çünkü diğer tarafın çok sahibi olabiliyor. Tüm amatörlerin de gönül sevgilerini, tüm Türkiye'nin gönül sevgilerini, selamlarını iletmek istiyorum. Ve bir sözü de buradan ifade etmek istiyorum. Burası amatörlere yapılmıştır, halka yapılmıştır, çok doğru. Ama Silivri'nin ve bu sahayı yapanların da çok daha ismi duyurulması lazım. Rahmetli'nin de isminin duyurulması lazım. Bu sahayı ben gördükten sonra tabii teknik arkadaşlarla da konuşacağım. Silivri'ye çok güzel bir final Türkiye Futbol Federasyonu olarak vermeyi de şu anda ham fikir olarak sizlerle bölüşüyorum. İnşallah Silivri'de de güzel bir turnuvayı, şampiyonluğu bir şeyi getiririz. Ben de buna vesile olurum. Çorbada tuzum olur. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Emeğe geçenlere tekrardan teşekkür ediyorum. Rahmetliye de mekanı cennet olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Düşmez. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı, Futbol Federasyonu Başkan Vekili hitap ettiler. Değerli konuklarımız, Silivri ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve Silivri Belediye'miz Silivri halkı için var gücüyle çalışıyor ve proje üretmeye gayret ediyoruz. Bugün bu içinde bulunduğumuz sahaya da ev sahipliği yapan Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz Bey'e de çok teşekkür ediyor ve konuşmalar için mikrofonumuzu arz ediyoruz. Sayın Başkan, buyurun efendim. Sayın Vekilim, çok kıymetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok kıymetli Başkan Vekili, Büyükşehir Belediye'mizin çok kıymetli bürokratları, siyasi partilerimizin
çok kıymetli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli grup başkan vekili, bir önceki dönem belediye başkanımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarımızın kıymetli temsilcileri, her zaman bizlerle olan muhtarlarım, basınımızın güzide temsilcisi, temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler ama her şeyden önemlisi gönlü sporla atan spor sevdaları. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 19 Mayıs'tan bir gün sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli eserim dediği, Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe yapılan bir tesisin açılış törenindeyiz. Ben bir kez daha Türkiye pranga vurulamayacağının, Türk milletinin devletsiz bırakılamayacağının ve belki de emperyalizme karşı kazanılan tek zafer olan Kurtuluş Zaferi'nin ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kurucu kahramanları bir kez daha şükranla, minnetle yad ediyor. Hepsinin aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Değerli hazirun, bugün biraz önce çok kıymetli dostum birçok elbisem var dedi ama benim için en önemlisi amatör spor kulüpleri federasyonu başkanlığı, konfederasyonu başkanlığı olduğunu söyledi. Sayın vekilim Gökhan Zeybek burada. Daha önce kendisiyle İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yöneticilik yaptık, beraber görev yaptık. Yani klasik bir sözdür ya, sporun siyaseti olmaz, olmamalı. Bugün de birçok farklı siyasi görüşü bünyesinde barındıran insan gençlik için, zeki, çevik, ahlaklı bir gençlik için bir aradayız. Silivri'ye, bu memlekete taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Burada ben kıymetli arkadaşım, sporcu kardeşim Müjdat Gürsu'yu bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Evet, Silivri birçok alanda siyaset, iş, kültür, sanat ve spor alanında çok kıymetli insanlar yetiştirdi bu memlekete. Müjdat Gürsu kardeşim de o insanlardan birisiydi, spor insanıydı. Ben aramızda olan ailesine de bir kez daha sabırlar dilerken kendilerine en kalbi duygularımı, saygılarımı da şükranlarımı iletmek istiyorum. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bu tesis 2007 yılında Silivri'de yaşayan bütün hemşerilerim bilir. Burası çöp dağlarıydı, çöplüktü. 2007 yılında o dönemki belediye başkanımız Sayın Hüseyin Turan'ın çabalarıyla ve merhum belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın talimatlarıyla böyle bir tesis kazandı. Ben hem Hüseyin Turan Beyefendi'ye hem de merhum Sayın Topbaş'a saygılarımı, hürmetlerimi sunmak istiyorum. Ben burasının bir Silivri şehir stadı olması fikrini şu anki halihazırdaki şehir stadımızın bir millet bahçesi ve bir hükümet konağı olması, Cumhurbaşkanımızın talimatları olması fikrinden sonra Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu'na bir yine Silivri ziyaretinde bu tesisin içerisinde, bu tesisin Spor Bakanlığı'na veya Silivri Belediyesi'ne tahsisinin mümkün olup olmadığını sorduğunda, niye tahsisi talep ettiğimi de anlattığımda, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak buraya yapılacak tüm tesislere, tüm yeniliklere karşılamaya hazırız dedi. Ben sizlerin huzurunda Silivri'de yaşayan, spora gönül veren herkesin adına kıymetli Başkanım Ekrem İmamoğlu'na şükranlarımı sunmak istiyorum. Teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve emeği geçen bütün arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına da teşekkür etmek istiyorum. Silivri'ye göreve geldiğimizde sporun içerisinden gelen bir kardeşinizim. Uzun yıllar profesyonel futbolda oynadım. Silivri'nin spor alanında maalesef ihmal edildiğinin farkına vardım.
Silivri Spor ve Tesisler alanında gerçekten çok zor durumda ve kötü durumdaydı. Silivri Belediyesi olarak hükümetimizle, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız istişarelerle sporda siyaset olmaz diyerek birçok projeyi hayata geçirdik. Silivri Belediyesi olarak birçok basketbol sahasını, onun üzerindeki sahayı, parkların içerisindeki sahanın yapımını tamamladık. Yine yüzme havuzu olmayan tek ilçe hüviyetinden artık arınması lazım dedik Silivri'mizin. Spor Bakanlığımızda yüzme havuzumuzu, yarı olimpik yüzme havuzumuzu bitirdik. Pandemi şartlarında açılışını bekliyoruz. Yine Silivri Çarşı Meydanı'ndan, sahilden ibaret olmamalı, bütüncül bir hizmet anlayışı da yönetilmeli dedik. En uzak mahallemiz olan Değirmenköy'e Spor Bakanlığımızla beraber FIFA standartlarında profesyonel futbol maçlarında oynanacağı 1000 kişilik soyunma odalarıyla spor tesisini ve stadyumunu 2 ay sonra bitireceğiz. Bugün içerisinde bulunduğumuz Müjdat Gürsu spor tesisleri ve akabindeki yapılacak tesislerle bir kompleks haline dönüşecek ve Silivri'de spor severlere armağan edilecek. Onun için ben bir kez daha bütün emeği geçenlere, spora gönül veren herkese, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Burada belki gündemin dışında bir tespiti Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızla da paylaşmak istiyorum. İnsan diyoruz, insana yatırım yapılması gerekir diyoruz. Kültür, sanat, spor tesisleri yapmamız gerekir diyoruz. Ama bunların yapılabilmesi için önce insanın olması lazım. Maalesef ki bütün bilim adamlarının, herkesin ortak bir noktada birleştirdiği bir büyük İstanbul depreminin kapıda olduğu, tarihinin ya da şiddetinin tartışıldığı bir realiteyle karşı karşıyayız. Halihazırda üzerinde bulunduğumuz stat da 2009 yılında yine bir doğa felaketiyle, sel felaketiyle karşı karşıya kaldıktan sonra Boğuluca Deresi'nin koridorunun tamamı yapı yasaklı hale geldi. Geçen ziyaretinizde Sayın Başkanım, önümüzü çeviren vatandaşlarımız şunu söyledi. Burası yapı yasaklı ve biz istesek de kentsel dönüşüm noktasında binalarımızı yıksak da yenisini yapma şansımız yok çünkü yapı yasağı var. Biz Silivri Belediyesi olarak 2009'da gelen yapı yasağın kaldırılması için bütün zemin etütlerini, bütün çalışmalarımızı tamamladık. Ve ilçe belediyemizin meclisinde bütün siyasi partiler oy birliğiyle yapı yasaklı alanın kaldırılması noktasında bir karar aldık. İnşallah Mayıs ayı içerisinde de İstanbul Büyükşehir Belediyemizin gündemine gelerek bu problemi de hep beraber çözeceğiz. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyemiz hem Silivri İlçe Belediyemiz. Ama esas konu bundan sonra başlıyor. Buradaki yapı stoğunun, belediye konutları diye tabir edilen büyük bir yapı stoğunun da kaldırılıp yerine yenisinin yapılması. İşte ben burada nasıl ki sporda hükümetimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Silivri Belediyemiz bir araya geldiysek, insan için, insan hayatı için, bütün siyasi mülazalardan uzak bir şekilde buradaki yapılacak kentsel dönüşümde el ele vermeliyiz. Ben Sitaş Silivri İnşaat Yatırım AŞ kentsel dönüşüm amaçlı kurduğumuz şirketle İstanbul'umuzun, Büyükşehir Belediye'mizin güzide şirketi Kiptaş'ın bir ortaklıkla Silivri'de kentsel dönüşüme hamle ve soluk ve omuz vermesini çağrısını buradan Sayın Başkanıma yapmak istiyorum. Tekrar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederken bir kez daha Müjdat Gürsu kardeşimi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Silivri'de rahmeti Rahman'a kavuşmuş Silivri'nin bütün değerlerini anarak ve bir kez daha emeği geçen herkese başta Büyükşehir Belediye Başkanım olarak teşekkür ediyor ve sözlerime son veriyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz Beyefendi hitap etti. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Ali Düşmez Bey dedi ya, sporu ve sporcuyu anlayan birisi yalnızca böyle tesisler inşa edebilir. Sporun ve sporcunun çilesini biliyorum diyordu Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da amatör spor kulüplerinin, geleceğin şampiyonlarının çıkacağı yerler olduğunun da farkındayız diyordu. Ve gençler için İstanbul genelinde hız kesmeden spor tesisleri inşa etmeye devam ediyoruz.
Bugün buraya Silivri için bu büyük müjdeyle gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi alkışlarınızla mikrofonumuzu arz ediyoruz. Sayın Başkanım buyurun efendim. Milletvekilim, değerli parti meclisüyem, çok değerli belediye başkanım, amatör spor kulüpleri konfederasyonu başkanı, çok değerli siyasi parti ilçe başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerin temsilcileri, beraber görev yaptığımız ve çok güzel hizmetlerinin Silivri'de olduğunu bildiğim çok değerli önceki dönem belediye başkanı Sayın Özcan Işıklar, grup başkan vekilimiz, muhtarlarımız ve Silivri'nin çok güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, biraz da sıcağın altında bekleyen güzel sporcu kardeşlerim, gençlerimiz, çocuklarımız ve de bugünün en anlamlı anı bence burada bir sporcuyu anıyor olmamız, Müjdat Gürsu'yu anıyor olmamız. Rahmetli Müjdat Gürsu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Güzel ailesine de sabır diliyorum. Bütün Silivri'ye sabır diliyorum yine. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu güzel stadyumun açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızdı. 102. yılını hep beraber kutladık. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı hissedilerek kutlanmalı. Bunun için herkes mutlaka elinden geleni yapmalı. Dünyada bazı şeylerin sadece bize ait olduğunu asla unutmamalıyız. Atatürk'ün ne kadar değerli bir anlayışla, geleceği gören bir zihinle ülkenin de geleceğini emanet etmekte çocukları ve gençleri nasıl öncelediğine de iz bırakan milli bayramlarımız olan 23 Nisan ve 19 Mayıs'ı ona hak ettiği değeri vererek kutlanması konusunda herkes üzerine düşeni yapmalı. Ben bu konuda konuşmayı ve rahatsızlığımı dile getirmeyi kendimi mecbur kılıyorum. Çünkü ben o bayramları doya doya yaşadım. Ben o bayramları hissederek, damarlarında hissederek, bana büyük heyecan katarak, milli birlik ve beraberliğimizi bana hissettiren bayramlı olarak yaşayarak aynı şeyi başta kendi çocuklarıma ve bu ülkenin bütün çocuklarına, gençlerine sunulması gerektiği için dile getiriyorum. Dolayısıyla dün bayramı idrak ettik, doğrudur. Beraber kutladık, doğrudur. Pandemi koşulları vardır, doğrudur. Ama buna rağmen kutlanmanın önemi, biçimi, hazırlanışı ve hissettirilmesi konusunda mutlak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konuda bir şekilde bayramları sanki köşeye sıkıştırılmış bir detay gibi görmenin de artık son bulması gerektiğini burada tekrarlamak istiyorum. Bizim bayramımız. Yani dünyada çocuklara ve gençlere emanet edilmiş başka hiçbir ülkenin bayramı yok. Ne güzel bir şey değil mi? Muazzam bir şey. Niye? Çünkü başka ülkelerde başka bir Mustafa Kemal Atatürk de yoktu onun için.
Dolayısıyla kutlamanın ve bu gençliğin kendini hissettiği ve hissettirdiği haftanın da bir gereği olarak burada çok güzel finale erişmiş olan stadın açılışında bir aradayız. İlk geldiğimizde gördüğümüz o sıkıntılı halini iyi biliyorum. Ve özellikle Silivri'deki bütün dostlarımızın da bu konuda aynı fikirde olup buranın bir an önce yapılması ile ilgili çabasını da biliyorum. Hem ilçe belediye başkanımızın Volkan Bey'in hem siyasi parti ilçe başkanlarımızın ısrarla buranın yapılması gerekir sürecini biliyorum. Volkan Bey güzel bir şey hatırlattı. Doğru. Buranın da bakanlığa devriyle ilgili süreci söylediğinde hayır bizim hem gücümüz buna yeter hem de burası bizim yerimiz. Burayı en güzel şekilde profesyonel maçların yapılacağı tüm nizami koşulları, fiziksel koşulları sağlayan bir biçimde yapacağımızı dile getirdim. Hızlı bir biçimde de yaptık. Onunla da kalmadık. Yan tarafta ilave tesislerin olduğu alanda çok bakımsız, kötü durumda olan tenis kortları olsun, diğer sahaların, halı sahaların olduğu yerinde yeniden sıkı bir komplekse, özellikle içinde fitness alanının olduğu ve toplumsal sağlığı da içine katan bir biçimde toparlanmasını, talimatını vermiştik. Şimdi buraya girdiğimizde arkadaşlarımın oranın da inşallah Ekim ayına yetişeceği konusunda bana taahhütte bulundular. Allah'tan bir aksilik olmaz ise umut ediyoruz ki orayı da bitirdiğimizde sadece bu tesislerle aslında biz 25 milyon liraya aşan bir yatırımı bir yılın içerisinde Silivri'de yerine getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla şunu da ifade edelim. Ama spor, ama kültür, ama altyapı, ama üst yapı, ama sosyal konut, ama depremle mücadele. Ne olursa olsun Silivri'den Sultanbeyli'ye kadar, Sarıyer'den Pendik'e, Tuzla'ya kadar her ilçemize eşit davranan ve günün sonunda bir ilçeyi hangi siyasi parti ilçe başkanı, belediye başkanı yönetiyor ya da bizdendir, oradandır bakmaksızın hizmeti eşit bir biçimde İstanbul'a dağıtmanın sorumluluğunu göreceksiniz. Bu 5 yılda sonuna kadar taşıyacağım. Ben bunun tersini yaşadım. Yaşadım. Yani bir ilçede bir belediye başkanı o partiden ise hizmetin nasıl getirilmediğini yaşadım. Allah şahit. Orada yaşayan ilçedeki hemşerilerim de şahit. Ne yazık ki. Hani ne yazık ki göz göre göre. Yani bunu yüzümüze baka baka söyleyenleri ben yaşadım. Böyle bir şey yaşatır mıyım bir belediye başkanım? Asla yaşatmam. Halk seçmiştir. Görevini yapacak. Aynı beni seçtiği gibi. Ben de görevimi yapacağım. Yani bu ülkede siyasetin ve siyasi partilerin bu kadar önde tutulduğu bir dönemin bütün kusurlarını bertaraf etmek zorundayız. Bakın burada bir hizmet yapıyoruz. Kimin parasıyla? İstanbul halkının. Buna bilmem ne partisi hizmeti diyebilir miyiz? Denmez. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Partinin parası yoktur o işin içinde. O iş içinde milletin parası vardır. Milletin vergisi vardır. Ben de onu en iyi şekilde kullanmakla mesul bir belediye başkanıyım. Yani gelip de buna şu partinin projesi diyebilir miyim? Diyemem. Onun için ben burada halkın emanet ettiği, şehremin seçtiği bir Ekrem İmamoğlu olarak ekibiyle, yöneticileriyle beraber Silivri halkının da hakkı olan hizmeti Silivri'ye getiriyoruz. Bunu diğer bütün ilçelere de götüreceğiz.
bütün ilçelere de. Kıymetli amatör sporun başındaki dostum Ali Bey de buradan ifade etti. Spor önemlidir, birleştiricidir, çimentodur. Haklı. Sporun, bırakın partisini, şuyunu buyun, sporun milleti olmaz. Spor dünyada da birleştirir. Spor gibi, sanat gibi, müzik gibi insanları bir araya getiren, bu unsurları yakıştığı bir biçimde yapmalıyız. Kucaklayıcı bir biçimde yapmalıyız. Ve gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi yetişeceği alanları var etmeliyiz. Bu sadece futbol değil, sporun bütün branşlarına dair. İki söz. Volkan Başkan da ifade etti, sözünün arasında geçirdi. Hani Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diye. Müthiş bir cümle. Müthiş. İçinde hepsi var. Olimpiyat ruhu var yani içinde aslında. Bir ilave daha yapayım. Yaklaşık 140 yıllık bir lisede okudum. Şu anda 140-145. Yılına doğru gidiyor. Trabzon Lisesi'ni 1924'te Mustafa Kemal Atatürk ziyaret ettiğinde lisemin anı defterine çok özel bir cümle yazdı. Ben bunu her yerde kullanırım. Fikri idman, bedeni idmanla muvazi gitmelidir. Yani fikri çalışmayla beden çalışması aynı paralelde gitmelidir diye o lisenin çocuklarına, gençlerine müthiş bir tavsiyede bulunuyor. Sporcu tamam, zeki, çevik tamam, ahlaklı tamam ama aynı zamanda bilgili de olmalıdır. Muazzam bir şey. Her ülkenin lideri böyle konuşmaz. Bizim böyle konuşan bir önderimiz var. Her cümlesi baş tacı. Dolayısıyla biz bu tesisleri yaparken bir şeyi daha korumaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Onun da adı ne biliyor musunuz? Olimpiyat ruhu. Tesis yapacağız ama az önce söylediğim o unsurları sağladığımız ve yüklediğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz yoksa o zaman eksik kalır. Sadece tesislere olimpiyat verilmez. Bunu unutmayalım. Onun için olimpiyat ruhunu sağlayan, aynı zamanda iyi yetişen sporcular, iyi yetişen ve spor bilinci yüksek bir toplumun varlığı size olimpiyatı kazandırır. Biz onun da temellerini atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Çünkü kaçırdığımız fırsatlar oldu farklı sebeplerden. Bu fırsatları bir daha kaçırmamak adına göreceksiniz. Allah'ın izniyle hak ederek, milletiyle, 16 milyon yaşayanıyla hak ederek olimpiyatta İstanbul'u hep birlikte getireceğiz. Dolayısıyla bu manada olimpiyat branşlarına olan desteğimiz, yani burada bir futbol sahası yaparken arkadaşlarımın yanına diğer tesisleri eklemesi, buradaki atletizm pistini en nitelikli şekilde buraya yerleştirmesi, İstanbul'un 3 bölgesinde birini bitirdik, ikisi devam ediyor inşallah. Atletizm pistinin İstanbul'a kazandırılması, jimnastik salonlarının İstanbul'a kazandırılması yine bizim en önemli gündemlerimizin başında. Silivri'ye hizmet etmeye devam ediyoruz. Sosyal konutlarımızdan depremle ilgili süreçteki bütün işbirliklerine varıncaya kadar, kreşlerimizden İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmalarına, asfaltlamalarından köylerine olan ilgimize, köylülere dağıttığımız fide kampanyamızdan yine köylerin güzelleşmesine dönük arkadaşlarımın tespit ettiği her eksikliğe koşarak, coşarak dokunmanın keyfini, onurunu yaşıyoruz. Silivri ve bütün diğer 38 ilçe bizim ilçemizdir. İstanbul'u yaşanabilir güzel bir ilçe, İstanbul'u yaşanabilir güzel bir şehir hakkını, kadim o kültürüne eklemeyi mutlak istiyoruz. Bu manada
tekrar burada bu stadın açılışında sizlerle bir arada, herkesle bir arada olmaktan büyük kıvanç duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Umut ederim bu sene Silivri Spor için bir talihsizlik yaşandı. Bunu da hızlıca telafi eder. Hem ilçe belediye başkanı hem ilçenin bütün siyasi ilçe başkanları, halkı yanında olur. Tekrar aynı profesyonel yılına döner el birliğiyle. Biz de yanında oluruz. Ve burada yine profesyonel liglerdeki maçlarını izleriz. Ama onun yanı sıra bütün amatör kulüplere burada hizmet edilecek. 16 amatör kulübün kendi odalarının, birimlerinin olduğu alanlar, kondisyon merkezleri burada tesis edildi. Ben buraya geldiğimde amatör spor kulüpleri konfederasyonu başkanının aklından ne geçiyorsa ben de onları anlatmaya çalıştım. Mutlak şunları şunları ekleyin. Federasyonla konuşun, amatör futbol federasyonuyla konuşun. Talepleri dinleyin. Siz kendi çizgileriniz, mimari çizgilerle değil, onların ne yaşadıkları ve ne istediklerini mutlaka dinleyin. Hepsini düşünmüşler. Misafir takım gelirse nerede duracak, arabayı nereye park edecek, ev sahibi taraftar nerede olacak, ilave tribünle beraber çok daha zengin, yaklaşık 5000'e yakın kapasiteye ulaşan bir stad oluştu. Müthiş. İnşallah hepimize yakışan güzelliklerle müsabakaları izleyelim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Emeğe geçen bütün yol arkadaşlarıma, ekibime de buradan teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Düşüyor. Tamam. Tamam. Değerli konuklarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledikten hemen sonra görevli arkadaşlar sahnemizi boşaltırken merhum Müjdat Gürsu'nun aile ifradını, aile üyelerini sahnemize Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına lütfederlerse davet etmek istiyorum. Sayın Müfit Gürsu abisi, Sayın Bülent Gürsu ağabeyi ve Sayın Binnur Demirbağ ablası, lütfen buyurun efendim. Başarılarıyla, beyefendi kişiliğiyle her zaman hatırlayacağımız Müjdat Gürsü'yü bir kez daha rahmetle anıyor ve bir forma takdim ediyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. Gürsu ailesine bu güzel açılış gününün unutulmaması adına, hepimiz adına, bütün İstanbullular adına bir forma takdim ediyoruz. Bir kez daha rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. Sevgili Müjdat Gürsu'yu, ailesine, tüm sevenlerine bir kez daha sabırlar diliyoruz. Ve bir hatıra fotoğrafıyla bu anımızı önümsüzleştiriyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi de Silivri Spor Kulübü Başkanı Sayın Taylan Güraslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel günün anısına bir forma ve bir atkı hediye ediyorlar. Kendilerini sahnemize aldık. Sayın Taylan Güraslan liderliğinde Silivri Spor Kulübümüze de başarılar diliyoruz. Alkışlarımız Silivri Spor Kulübü için gelsin. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Şimdi Silivri Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Tonta ve Genel Sekreter Sayın Aslı Hanım, Büyükşehir Belediye Başkanımıza Silivri'deki amatör spor kulüplerine destekleri için günün anısına bir plaket ve güzel bir çiçek takdim ediyorlar. Yine güzel bir alkış hak ediyorlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Silivri'deki bütün amatör spor kulüplerimize başarılar diliyoruz. Şimdi sembolik olarak güzel stadımızı kordele keserek sahnemizde hizmete açacağız. Sayın Milletvekilimiz lütfen buyurun efendim. Parti Meclis Üyemiz, Silivri Belediye Başkanımız lütfen buyurun efendim. Grup Başkan Vekilimiz, Sayın Meclis Üyelerimiz, Genel Sekreter Yardımcımız, Destek Hizmetleri Daire Başkanımız, Gençlik Spor Müdürümüz. Değerli katılımcılar, böylelikle bu güzel sahamızı yeniden hizmete almış olduk. Şimdi Amatör Spor Kulübü temsilcileri lütfen yerlerinde kalsınlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız kulüpleri yerlerinde ziyaret edecek ve amatör spor kulüplerimize malzeme dağıtım törenimizi de böylece gerçekleştirmiş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli misafirlerimiz, amatör spor kulüplerimizin öğrencileri ve hocaları lütfen yerlerinde olsunlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız tek tek yanınıza gelecek ve günün anısına bir fotoğraf almak istiyoruz. Kulüplerimizin yerlerinde kalmalarını istiyoruz. Çok teşekkür ederiz tekrar.